Merhaba arkadaşlar, Öğren Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de şöyle bardak altlığını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çiçek görünümlü, çiçek bardak altlığı. Orta kısmını sık iğne ile yaptım. Şöyle 6 sık iğne bir artıra kadar yaptım arkadaşlar. Onu anlatmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Bu kez de ortasını beyazla yapmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Ben patiklik ip kullandım. Evet arkadaşlar, 2 numara tığ kullanıyorum. Elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Orta kısmını bakın şöyle sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle aldım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi almadan bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Evet, sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yaptım ve halkamı şöyle sıkılaştırıyorum. Şimdi şöyle hemen işaretimi koymak istiyorum. Şöyle işaretimi aldım. En baştaki sık iğnemin içine yine sık iğne yaptım. Yine aynı yuvanın içine bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yana geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı yuvanın içine iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Bir, iki. Yandaki yuvaya geçiyorum. Bir, iki. Hemen yandakine geçiyorum. Yine 2. Yani her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Ama ben ipimi buradan çıkartıp sayıları 6 sık iğne bir artıra kadar yapacağım için daha iyi saymak için arkadaşlar işaretimi çıkarttım. Bakın ilk baştaki şöyle göstermek istiyorum. En baştaki şöyle sık iğnemin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Bunu tek bıraktım. Bir sık iğne tek yaptım. Hemen yandaki yuvanın içine gidiyorum. Bir, aynı yuvanın içine ikinciyi yapıyorum. Tekrar bir yana geçtim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar yandaki yuvaya geçiyorum. Bir, iki sık iğne yapıyorum. Bir yana geçtim, bir sık iğne. Bir yana geçiyorum. Aynı yuvanın içine iki sık iğne. Bir tek sık iğne. Yani bir tek bir çift yapıyorum arkadaşlar. Bir sık iğneye tek batıyorum. Diğer sık iğneye iki tane batıyorum. Şimdi yine tek sık iğne yapıyorum. Hemen yana geçtim. Bir, iki sık iğne. Şimdi bakın tekrar bir sık iğne sonuncuya geldim. 2 sık iğne ile bitirdim. Tek sık iğne, bir sık iğne yapmıştım. Diğerine çift sık iğne yapmıştım. Bitirirken de arkadaşlar başlangıçta tek sık iğne, bir sık iğne olduğu için bitirirken de çift sık iğne gelmesi gerekiyor. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Yine bakın en baştaki sık iğneni şöyle sık iğne yapıyorum yuvaya. Bir. Hemen yanına geçiyorum. Oraya da tek yapıyorum. İki tek, bir çift yapıyorum bu sırada. İki tane tek sık iğne yaptım yan yana. Şimdi üçüncü sık iğnenin içine, yuvanın içine iki tane sık iğne yapıyorum.
Evet, iki tek bir çift. Bu sırada yine bir tek bir yana geçtim. Yine bir tek sık iğne. Tekrar yana geçtim. Bir, iki sık iğne. Bir yana geçtim. Bir tek sık iğne. Tekrar bir yana geçtim. İki tane tek ve çift yapıyorum. Bu sırada yani arkadaşlar iki tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıramı arkadaşlar iki tek bir çift bitirdim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bakın hemen işaretimin şöyle üzerinden bir tek, hemen yana geçiyorum yine bir tek, hemen yana geçiyorum yine bir tek. Bu sırada da üç tek bir çift yapıyorum. 3 sık iğne tek, 1 sık iğne çift. Bu şekilde arkadaşlar bir üst sırada 4 sık iğne bir çift, bir üstü 5 sık iğne bir çift, bir üstü 6 sık iğne bir çift oluncaya kadar ben de yapıyorum. Arkadaşlar 6 sık iğne bir artıra kadar geldim. Şöyle 6 sık iğne bir artır yaptım. Bakın hani ipi çıkartmıştım da bir üstten başlamıştım. Bir sık iğne bir artırda başlamıştım. Bu şekilde de kolaylıkla da takip edebilirsiniz. Bakın birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 sık iğne bir artırda bitirdim. Bu şekilde işareti de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle arkadaşlar beyazı şöyle geçişler belli olmasın diye. Şekilde alıyorum. Yani beyazla çıkartmam gereken ilmeği diğer renkle çekmiş oluyorum arkadaşlar. Şöyle arkaya aldım. Ve şimdi bir şurada fazla sıkılaştırmayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, 7 tane zincir çektim. İkinci zincirin içine şöyle sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen yandaki zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. Hemen yandaki zincirin içine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Hemen yine bir yanına ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 1, 1, 2, 2 sık iğne, 2 yuva yani atlayıp 3'üncüye şöyle sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bağladım. Hemen yanına yine sık iğne yapıyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 zincir çektim yine. Hemen şöyle göstereyim. Birinci, ikinci zinciri arkadaşlar. Bir tane çektiğimin hemen yanına şöyle sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Her zincirin içine şöyle bir kanadına bakın. Alarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, hemen yanına 3, hemen yanına 4, hemen yanına 5. 5 tane ikili trabzan yaptım yine. Yine 1, 2, 3. yuvanın içine 1, 2 tane atlayıp 3. yuvanın içine sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 tane zincir çektim. Hemen ikinci zincirin içine sık iğne yaptım. Tığımın üzerine alıyorum.
İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Her zincirin içine. Üçüncüyü yaptım. Hemen yana geldim. Dördüncüyü yapıyorum. Hemen yana geldim. Beşinciyi yapıyorum. Yine bir, iki, üçüncü yuvaya sık iğne. Hemen tekrar yanına geçtim. Yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle son yaprağımı da yaptım. Şöyle bir, iki tane atlıyorum. Bakın iki tane yuvayı atlıyorum. Yine üçüncü yuvaya. Hemen yine bakın bir tane daha kalıyor şurada yanda. Hemen oraya da bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi şu üst kısma geçiyorum arkadaşlar. Şu çiçeklerin, yani şu, bunlar yaprak yaprak yapılıyor gerçi arkadaşlar, ama hemen kaydırmayla arkadaşlar, bakın burada 7 tane zincir çekmiştim. Bir kanadına bakın, şöyle iyice göstermek istiyorum. Şöyle batmıyorum, bakın. Şu şekilde batmıyorum. Şöyle, yani batmıyorum. Bakın tek kanadı şöyle alarak tek kanadına şöyle kaydırma yapıyorum. Hemen şöyle iyice göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde batmıyorum. Şurada bakın sıra sıra giden ilmekler var. Bakın şöyle hemen tek kanadından alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum ikinciye. Sık iğne yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım üçüncüye. Bakın yine tek kanadına batarak yalancı sık iğne yapıyorum. 3 tane. Hemen bir yanına geçtim. Yine yalancı sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine yine ipimi aldım. Bakın tek kanadından sadece yapıyorum arkadaşlar. Yani şöyle batmıyorum. Bakın. Buna dikkat ederseniz şöyle yine yalancı sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada yine bakın tek kanadını, bunda da sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. Şimdi bakın tam tepesinde yine böyle batmıyorum. Bakın şöyle ayrılabilen yine tek kanat ilmek var arkadaşlar. Oraya yine aynı yuvanın içine 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Tam tepesindeki ilmeğin içine 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yana geldim. Bakın onu tek kanat olarak almıyorum. Şöyle ikili geçiriyorum bakın. Sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yalancı sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve de 5. Yok, pardon arkadaşlar, burada sadece sonu kaydırmayla bitiriyorum. Evet, kaydırmayla bitiriyorum. Yine bakın hemen ikinci yaprağıma geçiyorum. Şöyle arkadaşlar aldım. Bakın tek kanadından kaydırdım. Tekrar alıyorum. Sık iğne yaptım. Şöyle tığımın üzerine aldım. Bakın tek kanatlarından alıyorum. Bu şekilde yalancı sık iğne yapıyorum arkadaşlar, 3 tane. Bakın ben de bazen şöyle ikili almış oluyorum, hemen çıkartıyorum arkadaşlar. O şekilde almayacağım, sadece şöyle tek kanadına, şöyle görünüyor sanırım, evet, tek kanadından bu şekilde 2, 3. de şimdi tek kanadından alıyorum.
Yine yalancı sık iğne yaptım ve bir sık iğne. Bakın tepesinde zaten belli oluyor. Hemen tepenin bir yanında yine sık iğne yaptım. En tepeye bakın şöyle onu açtırarak tek ilmeğin içine girdim. 1 2 3 tane en tepedeki tam tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Hemen yanına bakın ikili giriyorum buraya. Sık iğneydi zaten üzerine. Yine bir sık iğne yapıyorum. Burada arkadaşlar burada 5 tane demiştim. Onu özür dilerim. Yanlış söyledim. Tığımın üzerine ipimi alarak 1 3 tane yapıyorum. 1 2 hemen yanına yaptım. 3 tane yan yana yalancı sık iğne yapıyorum. Bakın 2 tane kaldı. Hemen şöyle sık iğne yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. Sonuncuya şöyle kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Hemen yine karşıdaki yaprağa geçiyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 1 2 tane atlıyorum. Bakın ilk birinci kanadına hemen yine kaydırma yapıyorum bu şekilde. Hemen yanındaki tekli kanadına bir sık iğne, tığımın üzerine ipimi aldım. Bir yalancı sık iğne, yine yandaki tek kanadına ikinci yalancı sık iğne, üçüncü yalancı sık iğnemi yaptım yan yana. Şimdi yine en tepedekinin bir yanındaki ilmeğe yine sık iğnemi yapıyorum ve en tepesine arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle batmayın diye gösteriyorum arkadaşlar, böyle direkt değil de şöyle kanadına batın diye. Bir aynı yuvanın içine 3 tane tepelerde sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki sık iğneye geldim. Bir sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yandaki yuvaya bir yalancı sık iğne, bir yandakine yine bir yalancı sık iğne ve 3 tane yan yana yalancı sık iğne yapıyorum. Bakın 2 tane kaldı. Hemen sık iğnemi yaptım. Yalancı değil, normal sık iğne yapıyorum ve en sondaki ilmeğimi şöyle kaydırdım ve 1 2 tane atlayıp birinci ilmekten yine kaydırma yaparak şöyle arkadaşlar birinciyi kaydırdım. Şöyle ikinciyi sık iğne yapıyorum. İlmeği tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın. Yalancı sık iğne 1 2'ye geçtim. İkinci yalancı sık iğnem. Tek kanatlarını alıyorum arkadaşlar. Onun için bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Ve en tepenin hemen bir yanında bakın bir kanat ilmek daha var. Hemen onu da aldım. Sık iğne yapıyorum. En tepeye bakın gayet belli. En tepeye yine 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yanına geldim. Yandaki yuvaya bir sık iğne, tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bir yalancı sık iğne. Hemen yana geçtim. Bir yalancı sık iğne. Hemen yana geldim. Bir yalancı sık iğne. Yine 2 tane geldi. Kaldı. Bir normal sık iğne ve kaydırmayla bitirdim. Ve yine bu şekilde 1 2 tane atlayarak 3.'den arkadaşlar buradan aynı yaptığım işlemleri tekrar ederek devam ediyorum ve sıra sonuna kadar ben de geliyorum. Ve çok da güzel oluyor arkadaşlar. Hiç de zor değil yani, gayet kolay. Zaten ortası amigurumi tekniği, sık iğne tekniği zaten gayet kolay, basit. Dediğim gibi yapraklarını da bu çiçeğimizin yaparken arkadaşlar videoyu geriye alıp tekrar izleyebilirsiniz. O da çok çok basit. Zaten bir defa yaptığınız zaman hemen eliniz alışır. Yani yapabilirsiniz. Ben de şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sonuncu yaprağımı da yaptım. Şöyle toplamda 12 tane oluyor arkadaşlar yaprak. Zaten tam denk geliyor.
Çünkü 6 sık iğne 1 artıra kadar ortasını yaptığım için hepsi muntazam bir şekilde denk geliyor. Şimdi kaydırmayla bitirdim sonuncu yaprağımı. Hemen bir tane sıkılaştırarak zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle kesiyorum arkadaşlar. Onu da arkasına yine saklayacağım. Ben diğer yaptığım bardak altlıklarını kullanıyorum. Ama onları değiştirip biraz da bunlardan kullanmak istiyorum artık. Çünkü bunlar da çiçek bardak altlığı oldu. Gerçekten de çok güzel, çok hoş oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Örmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay. Kolaylıkla da yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.